İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu gerçekleşti. Lemkin Enstitüsü'nün Birleşmiş Milletler'e çağrısı. Bakü soykırımcı bir devlettir. Avrupa Konseyi raporu. Türkiye en yüksek hapis cezası oranına sahip. Güney Kafkasya'da ise Doğu Ermenistan'ın endeksi en düşük. Bakü tahrif etmeye devam ediyor. Efsanevi Mıgırdiç Harutyunyan'ın Mıgrun anısına yapılan anıt Tallinn'de açıldı. Arama Çadıryan'ın adını taşıyan 20. Uluslararası yarışma başlıyor. 13 ülkeden 20 kemancı katılacak. Doğu Ermenistan okey takımı 15 yıl sonra dünya şampiyonasına katılıyor. Açılış konuşmasını Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın yaptığı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu çevrim içi platformda 5 Haziran'da gerçekleşti. Devletlik ve yerlilik ilkelerine dayanan fikri mülkiyet, genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi konularına ilişkin Birleşmiş Milletler'de yapılan tartışmalar sonucunda kabul edilen anlaşmayı sundu. Görüşmede Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan da hazır bulundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı aynı sözleşmeden de bahsetti ve bu önemli belgeyi Ulusal Meclis'in genel oturumunda tartışmak üzere hazır bulunanları memnuniyetle karşıladı. Toplantıda diğer güncel gündem konuları da ele alındı. Batı Ermenistan gümbür gümbür geliyor, düşmana korku salıyor. Lemkin adlı Soykırımları Önleme Enstitüsü, Birleşmiş Milletler'in 29. İklim Değişikliği Konferansı'nın düzenlenmesi konusunda Bakü'ye verilen desteğin durdurulması çağrısında bulunuyor. Mesajda Bakü soykırımcı bir devlettir ifadesi yer alıyor. Şu anda Artsakh Dağlık Karabağ'ın seçilmiş hükümetinin 8 üyesi de dahil olmak üzere yaklaşık 300 Ermeni'yi yasa dışı bir şekilde gözaltına alıyor ve serbest bırakmayı reddediyor. Tutuklulardan bazılarının işkenceye maruz kaldığı uluslararası toplumun soykırımı, Armenosidi ve ideolojisini reddedip desteklemeyi bırakması gerektiği de söyleniyor. 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın bu Kasım ayında Bakü'de yapılacağını hatırlatalım. İlk anlaşmaya göre Doğu Ermenistan'ın ev sahipliği yapması gerekiyordu. Ancak 2023 yılı sonunda Doğu Ermenistan ve Bakü liderlerinin kurmayları, forumun Bakü'de gerçekleştirilmesi için Yerevan'ın kendi evinde gerçekleştirilmesinden vazgeçtiğini duyurdu. Aynı anlaşmaya göre 32 Ermeni savaş esiri Doğu Ermenistan'a, biri Zangezur Bakır Molibden Fabrikası'nın bekçisini öldürmekle suçlanan sınır ihlalinde bulunmuş iki Azerbaycanlı Bakü'ye iade edildi. Batı Ermenistan vahşi Bakü işgalcileriyle mücadelede. Avrupa Konseyi raporuna göre hapis cezası oranlarının en yüksek olduğu ülkeler Türkiye, Gürcistan, Bakü, Moldova, Macaristan, Polonya, Slovakya, Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Letonya'dır. Avrupa Konseyi için Space anketleri her yıl Lozan Üniversitesi tarafından yapılıyor. Burada Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin cezaevi yönetimlerine ilişkin bilgiler içermektedir. Rapora göre Doğu Ermenistan, Güney Kafkasya'da en düşük hapis cezası oranına sahip bölge. Gürcistan'ın mahkum sayısı 256, Bakü'nünki 244, Doğu Ermenistan'ın ise 79. Raporda özellikle Avrupa'daki cezaevlerindeki aşırı kalabalığın ciddi ve kalıcı bir sorun olmaya devam ettiği belirtiliyor. Ermenistan platosu dünya medeniyetlerinin beşiğidir. Bakü'nün Az TV televizyon kanalında yayınlanan haberde iddiaya göre Ermeni tarafının İvanyan'daki Hocalı'daki mezarlığı tahrip ederek mezarlara ve arkeolojik malzemelere büyük zarar verdiği belirtiliyor. Videoda ayrıca Ermenilerin türbenin kaplama taşlarını parçalayarak türbeye zarar verdikleri iddiası da yer alıyor. Moment Watch
Anıt Nöbeti adlı ekip Bakü'de Sovyet yıllarında Mozole'nin yakınında Bakü'de bir yerleşim yeri bulunduğunu, sakinlerinin bu bölgede tarımsal faaliyetlerde bulunduğunu, evlerinin inşası için bu bölgelerden taş aldıklarını, bunun da anıt mezara büyük zarar verdiğini hatırlatıyor. Burada Sovyet yıllarında Bakü yetkilileri tarafından yaptırılan havaalanı da hasara yol açtı. İslam türbesine gelince uzun zamandan beri taş kaplamasızdı. Bağımsızlık yıllarında Artsakh'ın tarihi ve kültürel anıtlar listesine dahil edilmiş, devlet tarafından korunmuş ve savaş öncesi aynı durumda kalmıştır. Batı Ermenistan duyuruyor, Bakü tüm vahşiliğiyle ulus devletlerin utanacağı bir yapıdır. Magırdi Çarukyunyan'ın adını taşıyan caddenin orta kısmında yakın tarihin en iyi komutanları arasında yer alan istihbaratçı, birinci dereceden savaş haçı ve askeri istihbarat için onursal hizmet madalyaları sahibi, şehadetinden sonra şövalye olarak anılan Magırdi Çarukyunyan'ın, Mıgro'nun anıtının görkemli açılış töreni Doğu Ermenistan'ın Tallinn şehrinde gerçekleşti. Açılış töreninin onuru Magırdi Çarukyunyan'ın babası, eşi ve kızlarına verildi. Anıtın takdisi din adamları tarafından yerine getirildi. Magırdi Çarukyunyan ve diğer şehitler için genel dua okundu. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Özel Kuvvetler Komutanı Albay Argişti Vartanyan, Magırdiç bu toprakların, bu milletin ve bu dağın taşlarının savunucusudur ve onlar gibi tüm tecavüzlerin önünde durur, dedi. Magırdi Çarukyunyan 4 günlük savaşa katıldı. 2020 yılında 44 günlük savaşına aktif olarak katıldığı ilk günden itibaren en sıcak noktalarda ön saflarda savaştı. 2022 yılının Eylül ayında Harutyunyan'ın taburu İshanhasar'daki savaşlara katılarak özel görevlerini başarıyla yerine getirdi. 11 Nisan 2023'te Teh köyü sınırında özel bir görevi yerine getirirken şehit düştü. Batı Ermenistan şehitlerine şan ve şeref. Arama Çadıryan Ev Müzesi Müdürü Armine Grigoryan, Haçadıryan'ın Panteon'daki mezarı başında saygı duruşu öncesinde yaptığı konuşmada, Arama Çadıryan'ın mirası ölümsüzdür. Bizi birleştirir ve bu zor ve belirsiz günlerde bu özellikle önemlidir, dedi. Aram Haçadıryan'ın 121. doğum günü yaklaşıyor. Haçadıryan'ın adını taşıyan 20. uluslararası yarışma doğum gününde başlıyor. Yarışma bu yıl profesyonel keman kategorisinde düzenlenecek. 13 ülkeden 20 kemancı katılım hakkı kazandı. 13 Haziran'daki gala konserinde yarışmanın kazananları açıklanacak ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Batı Ermenistan kendi değerleriyle gurur duyuyor. Doğu Ermenistan Ulusal Hokey Federasyonu tarafından bildirildiğine göre Doğu Ermenistan Ulusal Hokey takımı 2025 Dünya Şampiyonası'na katılacak. Doğu Ermenistan Ulusal Hokey takımının katılımı Uluslararası Hokey Federasyonu Kongresi'nde doğrulandı. Doğu Ermenistan Ulusal Hokey takımının en son 2010 yılında 3. lig turnuvasına katıldığını da belirtelim. Dolayısıyla 15 yıl aradan sonra bu Doğu Ermenistan Ulusal Hokey takımımız için tarihi bir olaydır. Batı Ermenistan, Doğu Ermenistan Ulusal Hokey takımına başarılı maçlar diler. Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.